şu anda Senizlerimizin Erfelek Şelale yolunu şu anda kesiyorlar gördüğünüz gibi. Yolun tapının içinde olduğunu söylüyorlar. Şu anda buradan geçişlere, araç geçişlerine izin verilmiyor. Burası bizim kendi arsamız. Yaklaşık 15-20 yıldır Erfelek Tatlıca Şelalesi olarak biliniyor. Buralarda işletmeler, yani işletmeler oluyor. Bizim yolları kamulaşmadı, paralar ödenmedi. Biz de tabii bunu devamlı Vali Bey'e bildirdik. Ama burası hakkında bir çözüm, sonuç elde edilmedi. Geçen sene yine yolu kestik, bu şekilde bir ceyran verildi. O yüzden şelalenin olduğu geçit de bize ait. Burası da bizim yerimiz. Bu şekilde biz de öyle bir şey... İsminizi bize bağışlar mısınız? Benim Ferdi Poyraz Aslan. Ferdi Poyraz Aslan. Evet. Ferdi Bey, peki siz önceden herhalde kestiniz mi yolu buraya? Daha önce geçen sene evet kestik. Evet. Erfek Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız bunlar geldi sağ olsun. Onları da sevip sayıyoruz. Anladım. Onların hatırlarına, gönüllerine burayı biz açmıştık ama bu sene de... Çözüm bulamadık sektör, ödemeler çözüm, yapılmadı. Tabii ki, kamulaşma yok, bir şey yok. Oradan Tabiat Parkı bir şahısa kiraya veriyor orayı. Bizim yerimiz, geçit bizim. Bu şekilde biz de artık böyle bir karar, bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Anladım. Biz de bu sebepten dolayı kestik. Şu anda şelale girişleri engellendi. Evet. Şu anda şelaleye giren arabalar da orada kaldı veya yukarıdan bir yerden... Nereden gidiyor? Yukarıki girişi de kapanıyor. Şelale şu anda girişi komple kapanıyor. Şu anda komple kapanıyor. Aynen, kapanıyor yani. Bizler için sorun değil o yolu buraya yürümek. Çünkü biz genciz, yürürüz. Ama yaşlı insanlar da görmek istiyor böyle bir doğa güzelliğini. Ama imkanları yok, yürüyemiyorlar. Onlar için o yolun açılması gerekiyor. Artık yetkililer buna bir el atarlar. Ben Ankara'dan geliyorum. Şelale işletmesini aradım. Yolun açık olduğunu, işletmenin açık olduğunu söylediler. Ona göre yola çıktım, geldim. Buraya kadar geldim, burada yolun kapalı olduğunu gördüm. İş makinelerinin, iş araçlarının kapalı olduğunu gördüm. Toplamda 16 kişiyiz. Yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Yolda bir minibüse rica ettik. Sağ olsun yardım etti, bizi buraya kadar getirdi. Bu mağduriyetimizi yetkililere özellikle belirtmek istiyoruz. Uçak biletimizdir, diğer araçlarımızdır, otelden çıkışlarımız hep ona göre iptal etmiştik. Mecbur kaldık, gelecektik. Ona göre geldik işte. Sonu siz düşünün.